Hoş geldiniz. Bugün yeni bir Trabzonspor videosuyla daha karşınızdayım. Trabzonspor'daki transfer hareketliliği bizim hemen her gün yeni bir video çekmemizi sağlıyor. Bugün de yeni sıcak gelişmeler var. Bunları siz, sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle teknik direktör Nenad ise sabah saatlerinde Trabzon'da bir basın toplantısı düzenledi ve hemen her konuda açıklamalarda bulundu. Bunların dikkat çekici bölümlerini sizlere aktarmak istiyorum. Ee 5 takviye beklediğini planladıklarını söyledi. Bu futbolcuların gelmesiyle büyük adımlar atacaklarını, atabileceklerini ifade etti. bölge bölge açıkladı aslında istediği yerleri stoper, forvet, kanat ve iki orta saha 6 8 numara oynayabilen iki isimden ismi renklerine bağlayabileceklerini ilan etti. Aslında bu isimlerin bazıları biliniyor. Örnek ee forvet bölgesine alınacak olan futbolcu Petkovic yine stoper bölgesine kara gümrüklü Baniya. Bunlarla ilgili de sıcak gelişme de var. Sizlere aktarmak istiyorum. Hemen Bielitsa'nın sakatlarla ilgili sözlerine geçeyim. Burada ilginç olan durum var. Yeni transferlerden Fernandez Silomaya kampında hazırlık maçında ayağını kale derine çarparak sakatlanmıştı. Bununla ilgili yaklaşık bir buçuk aylık bir vakit geçmesine rağmen resmi bir açıklama yapılmamıştı. Resmi açıklamayı bugün Hırvat Hoca yaptı. Fernandez'i yaşadığı arka çapraz bas sakatlığı var. Bu sakatlıklarda geri dönüş süreci 3 ayı bulabilir. Fernandez'den beklentimiz Ekim ayı başlarında bizimle de olmaz dedi e, bir Aslında bu gerçekten ilginç. Futbolcunun gelmeden önceki e, önce sakatlığının bulunduğu ya da ilk etapta e, doktorların e, İspanyol stoperin durumunu, durumunu anlayamadığı Ülkesine gittikten sonra bu gerçeğin ortaya çıktığı söyleniyor. Sonuçta bir hazırlık maçında e, ayağını direğe çarpması sonucu bu kadar uzun bir sakatlık sakatlığın olması ilginç. E, yine Hüseyin Türkmen'in sakatlığının aslında çok e, eski sakatlığı kadar ağır olmadığını, e, ağır bir sakatlık geçiren Ors için de Ocak ayında sahalara dönmesini beklediklerini açıkladı Bielitsa. Burada Fernandez kısmı gerçekten önemliydi. Henüz bir resmi açıklama yapılmamıştı. Bielitsa bizleri aydınlatmış oldu. Yine Gomez'in durumuyla da açıklamaları var. Ancak ben onları biraz tabii futbolcuyu kazanma açıklaması olarak görüyorum. Ki kendisi Antalya maçı öncesi takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Ancak Bielitsa e bildiğim kadarıyla Gomez'in bir sıkıntısı yok. Umut'la ciddi bir rekabet yaşıyor. Umut daha hazır olduğu için onu Antalya maç, maçında sahaya sürdüm. Galatasaray derbisinde belki de Gomez'i oynatacağım dedi. Bu tabii doğru bir açıklama çünkü futbolcuyu kaybetmek istemiyor ya da iyi şartlarda ayrılma düşüncesi olabilir. Bununla devam edelim. Tabi Trabzonspor'un taraftarının beklediği en büyük transfer tabii ki Pekkoviç. Haziran ayından bu yana transfer edilmeye çalışan 28 yaşındaki Hırvat Forvet'le ilgili artık sona gelinmiş bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Hırvat basını futbolcunun Galatasaray derbisinde en geç Cuma günü e, Türkiye'ye geleceğini ve Galatasaray derbisinde de sahada olabileceğini e, iddia eden bir haber yapmıştı. Aslında e, biz de bunu video haline getirmiştik. E, çünkü Petkovic'in e, fiziksel anlamda bir eksikliği yok. Kendisi zaten 6-7 maçtır e, Dinamo Zagreb forması giyiyor, mücadele ediyor. Ancak e, bugün biraz daha netleşti e, Petkovic'in geliş tarihi. 28 yaşındaki Forvet aslında pazartesi günü Trabzon'a gelecek. Şöyle aslında AYK e, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçında ki maç ertelenmişti. Dinamo Zagreb AYK 2-1 yenildi. Bunun romanşı yarın yani pardon cumartesi günü oynanacak. Cumartesi günkü maç sonrası Petkovic'in artık pazar günü ya da pazartesi en geç Trabzon'a gelmesini bekliyoruz. Burada tabii aslında Dinamo Zagreb'ten futbolcu almanın zorluğunu bir kez daha gördük. Gerçekten bir örnek daha verecek olursam Fenerbahçe'de Livakovic istiyor. Yine Dinamo Zagreb'in kalecisi. Livakovic'de de aynı sorunu yaşıyor Fenerbahçe. Trabzonspor Petkovic de uzun zamandır uğraşmasına rağmen bir türlü Dinamo Zagreb'i aşamadı şu aşamaya kadar. Aslında olay artık... Bitme noktası da gelmiş. Petkovic yükleniyor diyebiliriz. Ee, Tabi futbolcunun e, saç tıraşı yapılırkenki e, fotoğrafını paylaşması e, yolculuk hazırlığı olarak algılandı. de Petkovic Trabzonspor'la anlaştı. Bunu kesinlikle biliyoruz. E, Hırvat Hoca yani Nenad Bialic eski öğrencisiyle defalarca görüştü ki ikisi Slovenya kampındaydı. E, telefon görüşmeleri yapıldı. E, Petkovic hazır. Yani Trabzonspor'a gelecek. Bu kesin. E, Dinamo Zagreb'in e, inadı kırılmıyor. İşte ikinci ön eleme dediler. Üçüncü ön eleme dediler. Artık yolun sonuna geldik. Bundan sonra herhangi bir bahane kalmamış oluyor ki çok büyük ihtimalle zaten evindeki ilk maçı kaybetti Dinamo Zagreb. E, deplasmanda da AEK'ye yenilme ihtimali yüksek. Bir sürpriz olmazsa. E, elenecektir tabii. E, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma ihtimali kalmıyor bu durumda. Petkovic için ee, yeni Sörlöt e, ya da Cornelius diyebiliriz. Yani Sörlöt biraz iddialı olabilir çünkü gerçekten e, Norveç for, Norveçli forvet Trabzonspor'da tam anlamıyla bir patlama yapmıştı. Gol rekorlarını alt üst ederek Leipzig'e gitmişti. E, Cornelius da aslında e, geldiği zaman e, çok e, Sörlöt'ün yerine geldiği için biraz beklentiler yüksek kalmıştı ancak Giderken o da Danimarkalı forvet Forvet'te e, arkasında etkili bir performans bırakarak gitti. E, Maxi Gomez bu etkiyi gösteremedi geçtiğimiz sezon. Şimdi artık yeni sezonda Petkovic'i bekliyor Trabzonspor taraftarı. Yine uzun boylu e, etkili bir Forvet'ten bahsediyoruz. Son zamanlarda e, maçlarını izleyenler bilir form düşüklüğü yaşıyor e, aslında Dinamo Zagreb'te. Ama bunu ben biraz da Trabzonspor'la görüşmelerine bağlıyorum. Transfer sürecinin uzamasına bağlıyorum. Nenet Nenad dokunuşuyla gerçekten e, tarafların özlediği e, bir Cornelius Zorlot etkisi e, yapabilecek bir kaliteli ayaktan bahsediyoruz ki kendisi zaten Hırvatistan Milli Takımının da forveti pozisyonunda 28 yaşında e, ki Petkovic bugüne kadar kariyerinde 347 maça çıkmış. E, toplamda 86 e, gol atmış. 59'da asisti var. Hem oynayan hem de yanındakilere oynatan, alan açan e, yıpratıcı bir e, futbolcu, mücadeleci bir futbolcudan bahsediyoruz. Petkovic'in artık pazartesi günü gelmesi ve önümüzdeki haftalarına itibaren takımla çalışmasını bekliyoruz. E, Petkovic hayırlı olsun diyelim. E, tekrardan e, yeni bir transfer e, açıkladı Trabzonspor, Fontas. Bunu zaten e, bildirmiştik. Kapa yapılan açıklamaya göre 2 artı 1 yıllık imza atan e, Yunan hücum oyuncusu. Yıllık 1.183.000 milyon 183 bin euro alacak İmza parası da yok. Ee, 27 yaşında olması avantaj ama asıl avantajı 10 numara on 10 numara sol kanat forvet ikinci forvet pozisyonlarında görev yapıyor, yapabiliyor olması. En son Amerika Birleşik Devletleri takımı DC United'da forma giymişti Yunan futbolcu. Bir Yunan futbolcu olan Siopis giderken diğer Yunan futbolcu Fontas kadroya katıldı. Yine Trabzonspor'da işte Korbelis geldi. Bakasetas ve Fontas ismiyle Yunan futbolcuların sayısı azalmamış oluyor böylece. Yine dün bahsettiğimiz Baniya ismi. Kara Gümrük'ün 24 yaşındaki stoperi. Babası Beninli, annesi Türk olan, Türk statüsünde oynayan bu futbolcu için Başkan Ertuğrul Doğan, e, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşüp el er sıkıştı. E, aslında bu transfer e, bitme aşamasına gelmişti. Trabzonspor'un bu sezon alacağı 3. stoper e, baniye olacaktı. Ancak son anda futbolcunun eski kulübü Hellas Verona'nın pay istemesi nedeniyle iş biraz gecikti. Önce e, futbolcunun Trabzon'a gidiş tarihi... E, ilk etapta ertelendi. Sonra gece 3'e çekildi. Ancak bu sorun çözülemedi. Aslında bu direkt olarak Trabzonspor'u ilgilendiren bir sorun olmasa da e, transferi etkileyen bir problem haline geldi. E, Başkan Ertuğrul Doğan'ın devreye girerek e, bu sorunu çözeriz. Yani büyük bir sorun değil. Transferi e, önleyecek, engelleyecek, iptal ettirecek bir durum değil. Biz bunu çözeceğiz demesinden sonra aslında bu e, Evet, gerçekten de durum bu. Ancak tabii ki e, Kara Gümrükle e, Hellas Verona arasındaki yazışmaların uzun sürmesi, pazarlıkların devam etmesi nedeniyle transfer bugüne kaldı. E, belki bu videoyu izlerken, belki e, daha sonra bu transferin açıklandığını göreceğiz. Çünkü Kara gümrüğün Hellas Verona'dan artık yetki imzayı aldığını, bu transferin önünde herhangi bir engelin kalmadığını belirtelim. Çünkü futbolcu zaten dün Trabzon e, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Başkan Ertuğrul Doğan'ın Zorlu'daki ofisine giderek kendisini e, 3 artı 1 yıllık yıllığına bordo mavili renklere bağlayan imzayı atmıştı. Baniya bir kez daha hayırlı olsun. E, o da takıma katılacak. Tabi Baniya'nın e, Trabzonspor'a imza atması sonrası Galatasaray'a karşı oynayıp oynayamayacağını gündeme getirdi. Hepimizin malumu çünkü Benkoviç de sakatlanmıştı ve maskeyle Antalya maçında sahaya çıkmıştı. Densfield'in bu hafta birkaç idmana çıkmadığını biliyoruz ağrıları nedeniyle. Fiziksel olarak hazır bir futbolcudan bahsediyoruz. Banya geçtiğimiz sezon 25'i e Lig olmak üzere 28 karşılaşmaya çıktı Karagümrük'te ve iki kez fileleri sarstı. Geç ligin ilk haftasında da oynadı. E, bu nedenle yani fiziksel hazırlık kampına katılan, fiziksel olarak hazır olan Baniya'nın e, Bielitsa'nın tercih etmesi halinde Galatasaray e, derbisinde kadroda olma ihtimali e, bulunuyor yüksek. Baniya da hayırlı olsun Trabzonspor'a. E, dediğimiz gibi Petkovic için artık geri sayıma geçildi. E, Baniya bu akşam e, olayı kesinlikle çözülmüş olacak. Çünkü Karagümrük yetkili e, imza belgesini almış durumda Helles Verona'dan. Yani Trabzonspor'daki e, transfer hareketliliği tam gaz devam ediyor. Bir kez daha futbolculara hayırlı olsun diyelim. Allah e, sakatlık vermesin diyelim ki Trabzonspor bu sezon başı sakatlıktan gerçekten geçtiğimiz sezon da aynıydı. Yani sakatlıklarla ciddi problem yaşayan bir takımdan bahsediyoruz. E, umarız yeni gelen futbolcular böyle bir sıkıntıya girmez. Hayırlı olsun. E, videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve en önemlisi de altına yorumları yapmayı, yazmayı ihmal etmeyin. Bunlardan gerçekten etkileniyoruz. Zaten birebir cevap veriyorum bütün yorumları okuyarak. Lütfen bunlara dikkat edelim. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun.